Sevgili dost, bir şehrin en güvenilir yeri sence neresidir? Şehrin neresinde kendimizi güvende hissedebilir, mızraklardan ve oklardan emin olabiliriz? Yalnız paltomuzu değil, zırhımızı ve sadağımızı da bırakacağımız kapı hangisidir? Hangi pencere açıldığında rüzgarı bizi üşütmez? Hangi merdiven çıkıldığında yormaz kalbimizi? Sevgili dost, bir şehrin en güvenilir yerinin hastaneler olduğunu söyledi bir doktor arkadaşım. Çünkü savaşta bile hastaneler bombalanmaz. İçinde beyaz önlüklü insanlar dolaşır. Gözlerin perdelerini çeker, kalplerin tıkanıklığını açarlar. Siz yüzlerinin asıklığını aldırmayın. Altın gibi kalpleri vardır, dedi. Ben de ona bir hikaye anlattım. Adamın biri gidip son zamanlarda gözlerinin dışarı fırladığını ve kulaklarının da sürekli uğuldadığını söyleyerek doktordan yardım istemiş. Doktor adamı muayene ettikten sonra ciddi bir eda ile başını sallayıp bademciklerinin alınmasını gerektiğini söylemiş. Adam bademciklerini aldırmış. Fakat bunun bir faydası olmayınca başka bir doktora gitmiş. Bu doktorsa adama bütün dişlerini çektirmesini söylemiş. Adam bütün dişlerini çektirmiş ama ne gözlerinin patlaklığı geçmiş ne de kulaklarının uğultusu dinmiş. Bunun üzerine adam üçüncü bir doktora görünmeye karar vermiş. Bu doktor 6 aylık ömrü kaldığını söyleyince adam çok üzülmüş. Madem ki yakında öleceğim, bari o vakte kadar krallar gibi yaşamalıyım demiş. Gıcır gıcır son model bir araba almış. Üniformalı bir şoför tutmuş. Şehrin en iyi otelindeki bir daireye yerleşmiş. En lüks terziye 20 takım elbise diktirmiş. Hatta gömleklerini bile bir gömlekçiye sipariş etmiş. Gömlekçi, kol 16, yaka 34 diye ölçülerini alırken adam yaka 33 diye düzeltmiş. Gömlekçi tekrar ölçüp 34 diye ısrar edince adam "Ama ben hep 33 yaka giyerim" demiş. Bunun üzerine gömlekçi omuz silkip "Siz bilirsiniz ama ben sizi uyarıyorum. 33 yaka giymekte devam ederseniz gözleriniz patlar, kulaklarınız da uğuldar" demiş. Sevgili dost, gardiyanlık yapan bir arkadaşımsa bana bir şehrin en güvenilir yerinin hapishaneler olduğunu söyledi. Yüksek duvarlar, dikenli teller, parmaklıklar ve kilitler mahkumları koruyormuş. Aslında mahkumlar şehrin en seçkin insanlarıymış. Diğer insanlara göre suç gibi görünen fiiller aslında hayatın tabii bir parçasıymış. Bu sözleri üzerine gardiyan dostuma da şu hikayeyi anlattım. Yalnız yaşamaktan bıkan bir çiftçi şehre gitti. Bir kız bulup evlendi. Karısını tek atlı arabasına bindirip çiftliğinin yolunu tuttu. Yolda atın ayağı takılıp düşer gibi oldu. Çiftçi, "Bu bir" dedi. Biraz sonra at yine tökezledi. Çiftçi, "Bu iki" dedi ve yola devam ettiler. Az sonra zavallı at aynı şekilde ayağı sürçüp sendeleyince çiftçi, "Bu da 3 deyip tabancasını çekerek hayvanı vurdu. Yeni gelinin aklı başından gitti. "Seni gidi kalpsiz" diye bağırdı ve kocasına şiddetli bir tokat attı. Kocası sesini çıkarmadan bir süre onu süzdü ve "Bu bir" dedi. Sevgili dost, bir şehrin en güvenilir yeri demek sence kütüphanelerdir. Çünkü kitaplar seslerini yükseltmezler. Bu yüzden kütüphanelerde derin bir sessizlik vardır. Sonra kitaplar tozlarını üzerimize üflemezler. Bu yüzden elbiselerimiz hep beyaz kalır, değil mi? What is this? Bir İngilizce kitabının bu sorusuna "fazla oluyorsun" değil, "This is a book" denir. Bu bir kitaptır. ne kitap. Sevgili dost, oldu olacak sana da bir hikaye anlatayım. Adam yağmurlu bir günde ıslanmamak için bir yer ararken kütüphaneye girdi. Taş masalarda çalışanların arasından geçip ağır ağır taş rafa doğru yürüdü. Üstleri oyma resimlerle süslenmiş, tahta kapaklarından zincirle duvara tutturulmuş bir cildi dikkatle raftan aldı. Taş sıraya oturdu, cildi dizlerine koydu. Tahta kapağı açtı. Gözleriyle bile örselemekten korkarcasına bir huşu içinde papirüs üzerine elle yazılmış metni okumaya başladı. Bir şehrin en güvenilir yeri sence neresidir? Şehrin neresinde kendimizi güvende hissedebilir, mızraklardan ve oklardan emin olabiliriz? Sevgili dost, ben bir şehrin en güvenilir yerinin neresi olduğunu biliyorum. Sen de biliyorsun.